İbrahim Kahveci 27 Eylül 2022 karar. Zamlar sürecek, enflasyon düşecek. Soluksuz bekliyoruz. Hele bir Aralık ayı gelsin. Bir de Ocak ayını geçtiğimizde görürsünüz enflasyonun nasıl düştüğünü. Nasıl övünç çığlıkları atacağız hem de nasıl? Bakın biz demedik mi? Düşecek dediğimiz enflasyon bakın nasıl düşüyor. Ne diyorsak o. Tek kurtarıcı biziz. Bize oy verin çünkü sorunları bir tek biz çözeriz gibi gibi. Siz de şunu söyleyeceksiniz. İyi ama zamlar sürüyor, fiyatlar artmaya devam ediyor. İnanın bunun hiç ama hiç hükmü olmayacak. Geçen yıl 2 ayda yani sadece Aralık ve Ocak ayı toplamında fiyatlar %26.2 artmıştı. Bütün mesele bu yıl bu aylarda fiyatların daha düşük oranda artmasında yatıyor. Tek çözüm noktamız burası. Bütün seçimi bu baz etkisine bağlamış bir ekonomi yönetimi anlayışı var tek çıkış kapısı baz etkisiyle düşecek enflasyon söyleminde. Bugünlerde öyle bir matematik işliyor ki çözmeniz, anlamanız imkansız. Mesela ülkemiz yakın tarihte ilk kez dünyanın ilk 20 ekonomisi liginden düşerken bizler meydanlarda ve ekranlarda dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeye en yakınız laflarını duyuyoruz. Geçen yıl Ağustos ayında dış ticaret açığı eksi 46.674 milyon dolardı. Bu yıl Ağustos ayında ise eksi 89.625 milyon dolara çıktı ama söylemlerde üretim, yatırım, istihdam ve ihracata dayalı bir dış fazla modeli uyguladığımız söyleniyor. Cari açık yılın ilk 7 ayda 13 milyar dolardan 36 milyar dolara çıkıyor ama cari fazla verdiğimiz söyleniyor. Kısaca olanla olması istenen, birbiriyle tamamen zıt olmasına rağmen gerçekler ne kabulleniliyor ne de sözlere yansıyor. O nedenle önümüzdeki seçimlere zamlarla gireceğiz ama enflasyon düşmüş olacak. Zamların devam edeceğini de neden söyleyebiliriz? İki temel neden var. Bir, kur artışından kaynaklanan maliyet yükü bizleri zorlayacak. İki, belirsizlikten kaynaklı fiyatlandırma politikası zamlara neden olacak. Elbette bunların dışında da başka nedenler olacaktır ama zamların kesilmediğini şu günlerde de hep beraber görmeye devam ediyoruz. Bu ülkede ekonomide en büyük yarayı alırken topluma şahlanış, kalkış vesaire diye sunulabiliyorsa zamlar devam ederken enflasyon düşüşü neden yedirilmesin ki? Şimdiden afiyet olsun. İbrahim Kahveci